Nasıl yaptın? İkimizi de yani ne yaparsa yapsın. Bir de evine geldik. Başka beni kurtardın niye... çok güzel oldu. Başka ne oldu mu? Tamam siz hiç İsmet Bey karşılıklı konuşmayın. Oğlum, sizi Ayşe görmüşler. Halamış kim yakalamış? Ayşe'nin. Hasan Göktaş'ı halamış. Rahibe Göktaş'ın halamış. Hasan Göktaş. Bana söylemedin. Bir dakika. Aslında köy içerisinde herkesin şahit gizli olduğu gizli ama... Gizli gizli nevşeri çağırıyordun bunu sen. Duyulursa... Bir yemin et. Evet. Yemin onlar et. Yakalamış işte gördü kız, beni. Kız yemin etmesine gerek mi var? Tamam, siz kaçmışsınız beraber zaten. Gezerim. O zaman niye diyorsun iki sefer konuştum diye? Gezerim. Niye yalan söylüyorsun iki sefer konuştum diye? İki kere ben evine geldi. Oğlum Gören'den söylüyor bana ya. Gören'den söylüyor. Ya İsmet Bey. Ben her Gören'e inanacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bak konuşmam. Bir dakika. İsmet amca dur. Ya her bak Bayram, Bayram senin de kafan iyi ha. Kadınla 5 aydır görüşen sensin, onunla kaçan sensin. Hala dönüp diyorsun ki bizi görenler var mı yemin ediyorsun ya. Ya Esra Hanım görmeden şey yapmadan her şeyi söylüyor. İftira atıyor. Siz bana sence, var ya. Sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Kaçtık ama telefonda konuşup mu kaçtık diyorsun? Biz çok mutluyuz her şey. Esra Hanım. Tamam, biz çok mutluyuz. Ben iftira atmadım. Şu anda da her lafım doğrudur. Her lafım doğru. Gerçek söylüyorum. Şimdi Fatma dedi ki benim eşim dedi psikolojik sorunları var. Tamam. Eşim benim kolumu ısırıyor dedi bak. Tamam. Bana zarar veriyor dedi. Yaklaşık bir aya yaklaştı bunlar gidelim. Bir aydır annesi bakıyor. Ya psikolojik sorunları olan adam anneyi babayı tanımaz ısırır onu da ısırır. Ona da zarar verir tamam, ya. Biz şiddet uyguluyorduk ya ondan bizi ısırıyordu. Tamam uygulama. Sizi uygulamıyoruz ya hani diyorsun ya iftira atıyorsun ya sen. Ya ben insanım insan. Adam o insan. Neyini demeyeceğim ama ya. Ayşe, İsmet ona abi. Ona da bağırıp çağırıyordu Esra Hanım. Yalan söylüyor bu adam ya. Ben Fatmacığım yani ya, atıyorum yatalama. Yalan söylüyor sen ya. Üzülme oğlum itirazına üzülme. Niye uygulamıyor? Adamı ya Esra Hanım benim köylüme bağlanmak istiyor. Bağla şu telefona. Kimi? Köylüme bağla şu telefona. Köylün ne diyecek? Bunun huyunu da biliyor lan şeyse iftira attırır mı? Hayatım sen oradan kaçmadın ki. Allah Allah. Fatmacığım damağın şu. Huyunu mu Esra Hanım benim baktığımı da biliyor koyunun adamı. Fatma Allah'ını seversen bağla şu Mustafa Mavili de anla. Köyde, köyde var ya. Herkes Mustafa Mavili. Hani 3 yıldır ilişkin varmış ya Mustafa Mavili'yle bağla. 3 yıl bak 3 yıl hanımıyla da konuştuk. Bak 3 yıl dedi vallahi kardeşim bizi rahatsız etti. Mesajlarla telefonla dedi. 3 yıl rahatsız etmiş onu. Ondan sonra o kabul etmemiş. Bak, anladın mı? Daha öncesini bilmiyorum bak. Öncesi de varmış da o çocuk biliyor ben bilmiyorum. Ondan sonra bu oldu. Ne zaman aradı sizi? Akşam akşam 1'e kadar konuştuk çocuğuna bak. Bağlanacağım abi dedi. Onun oğlu. Komşunuz mu o sizin? Ne olursa olsun dedi. Gerçekler ortaya çıksın dedi. Bak bana ne olursa olsun dedi. Vallahi bir şey söyleyeyim İsmet Bey. Yani dediğiniz gibi dediğiniz gibi de olsa olmasa da burası yaptığından memnun mu? Memnun. Boş ver Esra Hanım. Memnun. Evet. O zaman var hadi Esra Hanım bak. Senin oğlunu akşam aradılar mı? Şimdi Mustafa Mavili'yi aradı mı? Esra Hanım. İlla ara iftira at diye. Esra Hanım aramış oğlu. Bir dakika. Bir dakika he? Çok üst üste. Yaşar, kızı da aynı. Benim dünden beri kızımı tehdit ediyor. Köydeki... Seni rahatsız etsin. Çocuğunu çağır Esra Hanım. Ben öyle dememiş. Tane Ayşe'yi çağır. Derak. Şimdi senin neyine yardımcı olayım? Bayram Bey susar mısınız? Şimdi senin neyine siz yardımcı olayım? Siz tek taraflı oluyorsunuz Esra Hanım. Hiç Fatmacığım bizi... neyine yardımcı olayım? Tamam tek taraflı hep onlara sahneliyoruz. Valla sevgili seyirciler kocası yatalaktı. Fatma da çok bunalmıştı. Bakamıyordu. Bayram'la kaçması ona haktır mı dememi bekliyorsun? Ya tamam sen kaçma mı kınıyorsun? Kaçtım diyorum. Ya bu benim özel hayatım. Siz ilgilendirmiyor ki. Fatmacığım ben neye kızıyorum biliyor musun? Allah Allah. Senin bunu Bayram için yapmana kızıyorum. Ben, niye sen ya kocam kocamaydı da kaçmayardın madem. Ya niye koca lazım? Niye kadına illa bir koca lazım ya? Allah Allah. Biz ben buna kızıyorum. Biz kaçırız Esra'nın bunu uzatmaya gerek yok Esra'nın. Size mi gelecektim yardım için? Karşı tarafın bedelini ödeyeceksiniz. Bayram bakıyor bana şimdi. Bak, birinin mi bakması lazım? Evet. Demek ki o zaman sen kocanın yanındayken oradan gelen maaş için oradaydın. Şimdi Bayram para getiriyor diye. Ya sen sapasağlam kadınsın ya. Elinden geleni yaparsın. Senin çocuğun var 18 yaşında ne diyor ben çalışırım diyor. Senin bir de bu kadar uzaklara bilmediğin şehirlere gelmene gerek yoktu ki. Ben burada sen Nevşehir'de merkezde de yaşasan yapardın. Tamam ben burada da yaşadım. Esra benim Hanım, çocukluğum çocuğu, burada bak, geçti. Ben buna kızıyorum Fatmacığım. Esra Hanım, bir de biraz da vicdan ya. Allah rızası için vicdan. Şimdi ben kaçan kadınların eşiyle alakalı iddialarını dinlerim. Onların söyledikleri vardır. Kimi doğrudur, kimi abartır, kimi 11 yıl unutmuştur. 11 yılın sonunda aklına gelir bunu anlarım.
Ama mesela şunu ilk defa duydum. Yani yatalak bir adama bana şiddet uyguladı. O yüzden kaçırılı ilk defa ama duydum. Ama inanmıyoruz Esra Hanım şiddet uyguladığını. Çenesi hiç durmuyordu. Ya sana uygulayan bizi olsun, annesine Allah, niye uygulamıyor diyorum. Niye biliyorsun uygulamadığını? Ya bak, biz niye biliyoruz? Siz zaten almış mısınız yalana dolana? Esra Hanım. Dinlemesini öğren. Yalana dolana almış mısınız? Şişi çıktı. Kankası çıktı. Esra Hanım bir şey soracağım. Bak sana uygulayan şiddeti annesine de uygular. Niye uygulamıyor diyorum ben. Esra Hanım. Ben sana bir şey soracağım. Dün ben buradan çıkınca ben mesela havada yıldırım diye bunlar benim arkamdan hakaret etmiş. Tamam. Ben sizden bir şey talepte bulundum mu? Yardım ha, için gelmişsin. Sonra... Hava ayırmaz demiş ki iyi yardım ediyorlar diye. Ayşe... Bana söyledi. Aa, siz iyisin benim hiçbir şeyden haberim yok. Yapma bilelim. Ya. Bir şey talep ettim. Dün yayın dedi. Çıkışında sen buraya yardım hakaret için geldin. Etmişsin. Evet. Hava ayırmaz demiş çıktı. Vallahi, çok güzel yardım Fatmacığım, ediyorlar demiş. Bak Fatmacığım ben kime Allah yardım ediyorum biliyor musun? Allah senin izin konuştuysam Allah burada var ya beni kaldırın. Elçin söylüyor. Elçin Nail'e söylüyor. Sen söylemişsin Nail'i. Nail'e mi söyledi? Evet. Bağlasınlar Nail'i. Dur dur ben kime yardım ediyorum onu da söyleyeyim mi? Ben şimdi bunun Bayram'ın eski eşini boşandığı zaman eski eşine çocuğuna yardım etmem ki. Bayram'ın maşallahı var. İki ev açmış bakıyor. Üç eve de bakar. Beş eve de bakar. Bakarım Esra Hanım için. Bakarım yani. Ne dedin sen ne? Ben buna değil oğluma bakarım. Ben buna Esra Hanım. Buna ben etmeye veririm. Ben bu yaşıma gelmişim. Kimse de sadaka almam. Fatma Hanım'a sorar mısın? Para getirmedim diyor. Getirmedim tabii. Fatma Hanım'a sor. Para getirmedim hangi diyor. Hangi para? Evin eşyalarını neyle almışlar? Daha geleli 20 gün oldu. Neyle düzmüşler? Niye almıyorum? Daireyi neyle düzmüşler? Aldım mı? 10 milyar parası vardı. Sor. Nerede 10 milyar? Ha boyunları mı sattı? Evet boyunları sattı. Ya bir işçi parası bulamıyor bu adam. İşçi parası. Sen parayı neden buraya... Konuşalım Faruk. Bir şey söyleyeyim, o ateş nasıl düştü? Hastaneye gitmiş. Orada bir kadın çalışıyormuş bu kadın. Kadriye Aygün ismini bile söylemek istemiyoruz. Kadın aramıza girdi. Eşim yine o kadının yanında. Evet. Tehdit ediliyordur. Kocam Faruk Kadriye tarafından tehdit ve baskıyla tutuluyor dedi. Yer yerinden oynadı. Kadriye Hanım telefon hattındaymış. Faruk Bey'le beraber misiniz? Hayır değilim. Eşinden ayrı olduğunu söyledi bana. Faruk'la biz bir sene aynı evde yaşadık. Tehditte de tutmadım yanımda. Ben boşanmasını isteseydim boşandı. Neden istemedi? Faruk seni gönderen de bendim. Faruk evine döndü mü? Zaten evinde Faruk. Faruk şimdi nerede bilmiyorum. Faruk çocuklarımın babası diye geldim. Koca diye gelmedim. Faruk paylaşılamayan zannetme. Bugün hesaplaşma vakti. Kezban kocası Faruk'la canlı yayında yüzleşecek. Şimdi bir dakika. Bayram, Bayram senin hayatın orası mı? Esra Hanım bana eski para... Düşünmen gereken engelli bir çocuğun var mı? Benim iftira atmasın. Benim oğlumun parasını aldı inşaları demesin. Şimdi şunu soruyor. Geçim derdi hani sıkıntısı. Hani inşaları biz götürdüydük ya hemşehrine. Fatmacığım ay çok bıdı bıdı yapıyorsunuz. Sen utanmıyor mu benim kapımın evine? Ya biri oraya susturur musunuz? Dur orada. Ben şunu söyleyeyim. Geçim derdi. Sen benim evladımın kapısı orada. Yapma abi benim de hakkım var. Senin de hakkın orada. Otur otur. Hakkın orada. Bekle orada o zaman. Valla. Yatalak adamın parası. Hepsini. Şimdi İsmet amcacığım. Senin kızın niye beklemedi ya? İsmet bir dakika susun. Seni ilgilendirmez. Bir şey söyleyeceğim. Beni size de kızacağım. Adam kaza geçirmiş, yatalak olmuş. Yani adam orada neredeyse kaderine mahkum edilmiş. Ama adamın aldığı, yattığı yerden aldığı paralar hepinizin derdi olmuş ya. Ne derdi? Vallahi hepinizin derdi olmuş. Benim yanımdan kaçırdı. Benim yanımdan aldı gitti onu. Ben bakıyordum. Bunların derdi. Geçim derdi varken bir hayat...